başıma, kızımı da vermem düşmanıma. Anası da gelse, babası da gelse, vallahi de kanmam gözyaşına. Cennetin gecesi günü olaylı, kırgır şamatası kalaylı. Komiserim acanım, karakolu açalım, romana da zatrat kolay mı? Fena kanıyor ya. Hemen pansuman yapmamız lazım. Yürü. Ay, hadi. Kral Sultan'ı çok seviyor. Biz istiyor evlensinler. Bana bak Japon yapıştırıcısı. Sen öyle ellefe maydanoz olma. Buradan bir korum sana valla gidir duvara yapış. Ya Sultan'ı verirsin ya da canıma kıyarım intihar ederim ha. Ne? Hadi canım hadi böyle şantajlara karnım tok benim. Ferhat! Anam! Sultan! Anam Sultan! Sultan! Yaşanım ne yapıyorsun ya? Delirdin mi ya? Bak ya paşa paşa aşağı inersin. Ya da ben kendim buradan aşağı... Yapma Sultan. Sultan yapma. 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 Tamam ya. Tamam. Yapma. Tamam. Tamam pes ettim. Tamam bekle iniyorum. Ha? Ne olur sen de in tamam. Bu ne ya? Bu ne ya? Sultan bu. Fotokopisini çekmişler abi. Sultan'a hiç kavuşamayacağını düşündüğüm için sana Sultan'ın bu robotunu hediye olarak gönderiyorum. Umarım seversin Takashi. Bastım abi. Anam test dur bismillah. Gözleri açıldı abi. Abi hareket etti ya. Ay! Ah, kolları da oynatır be. Ay! Ah, oh. Tövbeler olsun. Kıyamet alameti. Ay başımıza taş yağacak. Sen robotla evlenirken... Nikah masasına aslında robot değil, sultan oturacak. Nasıl yani ya? Robotla sultan yer değiştirecek. Delirdin mi be oğlum? İnsan hiç robotla evlenir mi? Ya nasıl olsa Pembe abla var oldukça sultana kavuşacağım yok. Hiç olmazsa bari benzeriyle evlenelim Kadir dede. Yerini tutmaz ama gönlümü avuturum. Buyurun, bunlar da davetiyeleriniz. Buyurun, buyurun. Buyurun. Allah! Hoppa! Hareketler robot gibi oluyor mu be Ferhat? Oluyor şahanem oluyor. Biraz daha gayret ya. Sesini de değiştir Sultan. Ne? Robot gibi konuşmaya çalış. Sesimi benzetebilir miyim? Eyvallah. De bakayım. Eyvallah. Ha işte bu güzel, ya. Güzel güzel. Gözlerini sakın kırpma. Ha, tamam. Sultan yeter yattın. Kalk artık hasta olacaksın. Hadi Sultan. Hadi canım benim. Hadi güzelliğim benim. Robot bu. İyi ama bu robotsa Ferhat'la evlenen kim? Ben de belediyenin bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak bu iki genci karı koca ilan ediyorum. Bravo! Bravo! Aslanım Ferhat be! Bu da evlilik cüzdanımız. Allah'ım! Allah'ım şükürler olsun! Abla! Abla! Önce ne? Abla! Abla! Durdurun düğünü. Şşş! Niye durduruyoruz? Abla, evlenen robot değil, sultanmış bak. Kız ana,
sonunda senin iznini alarak evlendik işte ya. İşte evlilik cüzdanımız Pembe abla. Artık ay, hiçbir şey yapamazsın bize. Ay şimdi ben yani sen robotun sen misin? Allah bebe. Mutluluklar, mutluluklar. Şey, bir şey ister misin Sultan? Nasıl bir şey? Yani su falan. Ben bir su içeceğim de hararet bastı. Beni de hararet bastı ama benim hararetim öyle suyla sönecek cinsten değil. Bir şey mi dedi Şahane? Yok. Şey, yıllarca birbirimize kavuşmayı bekledik. Nihayet gerdeğe girdik Şahane. Ya, ha? Girdik çok şükür. Ha, çok şükür. Girdik girmesine de utangaçlığımız tuttu değil mi? Ya ben çok utanıyorum Şahane'm ya. Yüzüne bile bakamıyorum ya. Ya ne yalan söyleyeyim. Ben de utancımdan boya fırçası gibi renkle renge girerim ha. Ya başlarım böyle şey ha. Ya utangaçlığın sırası mı Şahane'm ya? En güzel gecemiz bu bizim ya. Doğru dersin. Tüküreyim utanmasına be. Aha. Çıkar üstünü çıkar. Şahane'm. Şahane'm, Şahane'm çıkaralım. Çıkaralım Şahane'm. Elim ayağım titriyor. Açamıyorum şunu. Gel gel. Heyecandan kalbim küt küt atıyor be Ferhat. Duyuyorum Şahane'm kalbinin sesini. Bak hakikaten de küt küt atıyor ha. Saçmalama be. Bu benim kalbimin sesi değil ki. Kapıdan gelir ses. Kapı çalar ya. Ya ne kapısı Şahane'm? Ne kapısı ya? Senin kalbinin çarpıntısının sesi bu. 20 yıldır bekliyoruz birbirimizi. Kalbinin böyle çatması çok normal bir şey. Ya kalbim değil kapı çalıyor be. Aa, hakikaten de kapı çalıyormuş be. Çalsın çalsın. Çalar çalar gider. Açın kapıyı. Evde yokuz be. Allah Allah ya. Başka gün kardeşim ya. Balayımız var şu anda. Ya dur ya dur ya. Kudurdun mu ya dur. Ya boş ver kapıyı Şahane'm ya. Kim bilir hanginden sizdir ya. Açın kapıyı polis. Aa polis mi? Ne polisi ya? Çabuk hazırlanın gelin. Aa. Geliyorlar şimdi. Gelsinler hanım. Ne yaptın lan yemişin kızımın ağzını? Ya ne oldu komiserim ya? Hı. Hakkınıza şikayet var canım. Ne? Aa, ne? Şikayet mi? Ne şikayeti ya? Vay karaktere erozyona uğramış namus fıkarası vay. Anam en biricik kızımın ağzını yemiş hem de şikayet ediyor. Aa ne diyorsun sen ya? Ne zorlasın ya? Ya siz ben mamlaya bakmayın komiserim ya. Biz sultanla evlendik. Evlendiler komiserim. Ay hepimiz şahidiz. Evet. Telli duvaklı gelin oldu sultan be. İnanmayın komiserim. Yabancı. Basta bacak. Dur be. Çok merak ediyorum komiserim. Acaba evlendiklerini nasıl ispat ediyorlar? Edebiliyorlar mı? Ya bir dakika komiserim bekle. Git. Kudurdu yine görüyor musun? Valla ne gelecek başımıza anlamadım ha. Bundan hala ispat mı olur canım? Al sana evlilik cüzdanı. Göster. Buyurun komiserim. Şiştin mi Pembe abla? Ne oldu Pembeciğim? Evlilik cüzdanını görünce morardın mı? Pembe. Ha canım. Evlenme cüzdanları varmış buna ne diyorsun? Var. Hı. Var. Komiserim çok merak ediyorum. Acaba cüzdanın içinde ne yazar? Aç bakalım. Aa, ne yazacak? Bizim sultanla karı koca olduğumuzu yazar. İstersen sen de oku. Okuma yazman varsa tabii. Benim yakın gözlüklerim yanımda değil anam. Sen oku. Oku. Komiserim rica etsek sesli okur musunuz? Pembe duysun da karşımızda çatır çatır çatlasın inşallah. İçinde bir şey yasa okuyacağım da bunun içinde bir şey yazmıyor ki. Şaka yapıyorsunuz herhalde. Komiserim çok latif edici bir insansınız gerçekten. Şakacı ya. Şakacı komiser. Vallahi latife yapmıyorum. Şaka yapıyor. Yok. Vallahi bomboş ya. Ya boştur bak. Nasıl yazmıyor komiserim ya? Ya nikah memuru yazdı her şeyin ya. Bak buyurun. Bomboş. Sadece resimler var. Bak. Nasıl olur ya? Herif gözümüzün önünde isimlerimizi yazıp her bir şeyi imzalamadı mı burada? Nerede ya? Hepimiz şahidiz komiserim. Yazılıydı bu defter. Yazılıydı da anam.
yazılar havaya mı uçtu? Konuşsanıza kardeşim. Yazılar havaya mı uçtu? Nerede yazılar? Sana bir çakarım bir de duvardan yersin ha. Valla nikah defteri bomboş. Yani maalesef evli sayılmazsınız. Yürü kız eve. Maskaraya dönmüşsün, ağzını burnunu sil. Nikahlı olmadığın bir yerde durup da adını mı çıkaracaksın kız? Ay. Yürü konuşma. Oh, hadi sana sinirim sana. Sus konuşma. Ya ben bana nereye götürüyorsun ya? Bana bak. Ay. Ay. Ya kız ona dön. Ya komiserim bak vallahi biz evlendik ya. Ya yemin ediyorum bütün mahalle şahit, bu defter de doluydu ya. Ya bir yanlışım var mı nerede bilmiyorum. Ne haber Keriz? Abi şuraya bak. Dünyada her yıl kadın nüfusu erkek nüfusuna göre %30 daha fazla artıyormuş. Bu mantıkla 3 yıla kalmaz %30 kadın fazla olur. Çok iyi be. %30'dan bir tanesi de bana düşer artık. Geç bakayım içeriye, ya, geç. Ya. Ay. Ne oluyor be? Artık'ın dışarıya adımını atmayacaksın. Ya sen nasıl bir anasın ya? Ya insan hiç öz kızını gerdek gecesi kocasının koynundan çıkarır mı ya? Ya ben milletin yüzüne nasıl bakacağım ya? Ne kocası kız, ne kocası? Koca olması için ortada nikah olması lazım. Var mı nikah? Defter bomboş çıktı işte. Yürü odana. Uyarım aklıyla bana oyun oynayacak Zeynep. Yürü kız. Ola canım alsaydı kurtulsaydım senden ya. Zeynep bak ana kalkmış gitmiş oğlan ağzını yedirmiş. Allah ya seni bırak ya bırak. Sultan! Sultan! Dur bekle. Anlatsanıza be ne oluyor? Sorma babacığım sorma. Bu üçkağıtçılar anam bana bir tuzak kurdular ama Allah'tan ben erken uyandım. Onların tuzakları ellerinde patladı. Bilmiyorlar ki pembeye tuzak kurulur mu? Ha? Hakikaten ha. Senin ne üçkağıtçı biri olduğunu bilmiyorlar mı abla ya? Pardon canım. Ne dedin sen? Üçkağıtçı mı dedi? Bana mı öyle geldi? Pardon abla. Yani çok uyanık ve akıllı demek istemiştim. Dilim sürçtü. İyi aferin öyle de. Yalnız abla bir şey söyleyeyim mi? Bu işten hiçbir şey anlamadım ben. Komikli komikli konuşup da beni güldürme. Senin bugüne kadar anladığın herhangi bir şey olmuş mu ki bunu anlayasın Allah'ın saptırıyı? Yanlışım varsa düzelt abla ama nikah memuru herkesin gözünün önünde bu defteri yazıp doldurmadı mı? Doldurdu. Peki yazılmış defter şimdi nasıl boş olur? He? Nasıl boş olur ha? Bu uçan mürekkeplerden var biliyor musun canım? Bilmiyorum abla. Seni şaşardım zaten. Uçan mürekkep şöyle oluyor canım. Yazıyorsun, 2 saat sonra mürekkep kaybolup gidiyor, siliniyor. Neyse kaleme bu uçan mürekkepten doldurdum. Bir güzel temizledim. Kapattım kalemi, yola çıktım. Nikah memuru da bunların nikahını kıymak için mahalleye gelince de... Abicim, merhaba. Merhaba. Ben gelinin anasıyım abi. Bak, kabul edersen sana şu dolma kalemimi hediye etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Pahalı bir şeye benziyor. Ne zahmet ettiniz? Zahmet ne demek? Siz benim kızımın nikahını kıymakla mutlulukların en büyüğünü bana bağışladınız. Ben size anam bir dolma kalem almışım çok mudur? Anam, bir şu uyduruk tükenmez kalemi de... Şüphe atalım. Heh, bundan sonra her şeyi benim bu dolma kalemimle imzalayacaksınız. Size şans getirecek anam gerçekten de. Peki, alana. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Yürü anam şimdi nikaha geliyorum ben de. Adam da ne yaptı? Bunların evlenme cüzdanlarını gitti anam bu kalemle imzaladı mı? İmzaladı. Sonra ne oldu? Ne oldu? 2 saat sonra mürekkep uçtu gitti. Sonra ne oldu? Ne oldu? Ben de polisi aldım, doğru baskına gittim. Anladın mı şimdi üç kağıdı? Yuh sana be pembe. Yani kötülükte ceyarı bile geçtin. Babacığım, sen de ana muhalefet gibi oradan her şeyden çıkma. İyi yaptım. Yaptım ki onlar ders alsınlar, oyunlar oynamaya kalkışmasınlar diye.
Hadi kemik. Ne haber, köşeye sıkıştın mı? Nuri, bir su ver bana ölmüşlerin ayrına. Tamam Ethem abi. Su verin Ethem'e, susamış. Eceline susamış. Ne oluyor ya? Eceline susamasa beni icraya verir mi hiç? Ha? İcra geldi eve, ne var ne yoksa götürdü. Beni nasıl icraya verirsin? Öldürmez miyim ben seni? Hop Niyazi, hop. Ağır ol bakalım Niyazi. Ne demişler? Öfkeyle kalkana kaskonun bile faydası olmaz. Sakin ol. Bırakı keseceğim şunu. Ya dur be. Tırnakların bile kesemezsin sen benim. İyi ettin verdim icraya. Ödeseydin borcunu. Oh canıma değsin. Sen burada bunlara güvenip böyle falan mı bakıyorsun? Benim arkam mafya oğlum. Öldürteceğim seni. Tamam. Tamam Niyazi tamam. Al arkanı git buradan hadi. Bırakın. Hadi. Ya yakışmıyor sana Niyazi abi ya. Bekle ölümünü bekle. Mafya izliyorum ben sana. Tamam Niyazi tamam hadi. Mafyaymış. Sen konuş. Külahımın mafyası. Öleceksin gününü. Memlekette sabah 5 dakika erken kalkan mafya oluyor be. Bu ne ya? Ethem sen delirdin mi ya? Niye be? İnsan hiç mikrop Niyazi icrayı verir mi kardeşim? Bu işin nereye varacağını düşünmedin mi? Neye varır ki? Nereye varacağını göstereyim istersen. O zaman daha iyi anlarsın. Göster bakayım. Ey cemaati Müslümin. Merhum Ethem kardeşimizin cenazesini kaldırıyoruz. Hakkınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Helal ediyor musunuz? Helal olsun. Helal ediyor musunuz? Helal olsun. Yapma be. Beni öldürdüler mi gerçekten beter? Ey cemaati Müslümin. Merhumu nasıl bilirdiniz? Salak bilirdik. Mafya icraya verdi diye kurşunlayıp süzgece çevirdiler kendisini. Eyvah. Ben eve gideyim en iyisi. Size iyi günler. Korktum ben de. Of of. Hayrola Muharrem ne okluyorsun ya? Ferhat'lara canım sıkılır be beter. Deli misin nesin be adam? Ferhat evlendi diye mi üzülüyorsun? Bunda üzülecek ne var ya? Siz duymadınız mı akşam olanları? Yo ne oldu ki abicim? Sormayın. Pembe geldi sultanı kolunda tuttu götürdü. Nasıl götürür ya? Sultan Ferhat'ın nikahlı karısı değil mi ya? Biz de öyle derdik ama evlilik cüzdanı öyle demiyor. Nasıl demiyor? Defter bomboş yazısız çıktı. Hadi canım. Nikah memuru evlilik cüzdanını gözümüzün önünde yazdı ya. Neyle yazdı peki? Pembe'nin hediye ettiği kalemle. Anlamadım. Pembe o kalemi uçucu mürekkep doldurmuş. Adam yazdı defteri ama 2 saat sonra yazılar pır çaktı şimdi. Vay pembe. Uçan mürekkep ha. 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi vallahi. Kız Fatoş. Ha? Fatoş. Kaynanın olacak o Tazmanya canavarı evde mi? Evde ala ayırdır. Aman ayrı mı kaldı be Fatoş be? Ferhat evde üzüntüden öldü garibim. Ay yazık be ala be. Ay ben de dedim ki hiç olmazsa gidip pembeden sultan robotunu alayım. Sultan elden gitti. Bari Ferhat robotuna bakar da acık teselli bulur oğlan dedim be. İyi düşünmüşsün kız ala. Kız pembe. Pembe abla. Pembe. Ne bağırır bunlar deli ne oluyor? Kız be. Kız oynak. Ayrola anam. Karaya mı vurdun? Senin bu abuk subuk şakalarını kaldıracak durumda değilim Pembe. Şu bizim robotu ver bakayım. Olur anam. Zelim getir şu robotu. Hemen abla. Geliyor anam şimdi. Bekliyoruz. Ha buyur canım. Aa ne oldu bu robota be? Anam başımı sağ olsun canım. Sizi robot azıcık kalkmış gitmiş arakiri yapmış. Aa arakiri mi yapmış? O ne be? Cahil insan bilmiyor ne olduğunu. Arakiri demek he? Ne demek arakiri? Arakiri neydi la Zelim? Ha? Japon intiharı abla. Japon intiharı demek anam. Robot Japon ya. Bu bakımdan kendine arakiri yapmış. Komiyim ha. Vallahi. Allah sizin ne yapmasın emir. Sülalesi. Ben ne yapacağım şimdi bunu be? Ha sanayiye git. Orada kaportacı Nedim Usta var. O tedavi eder. Bak bak bak. Üstteki borularına tükürdüğümü şoparlar. Hem robotu parçalamışlar hem de utanmadan benimle maytap geçerler. Kız oynak, doğru konuş. Sana tokat atarak elimi kirletmek istemem.
Ama o yüzden seni robotun eliyle vuruyorum canım. Hadi Naş. Hadi yürü Naş yürü. Ulan cezası var birisin sen. Bir şey olacak mı Allah Allah? Yürü hadi. Ne haliniz varsa yürüme. Hadi yürü. Anam nasıl maytap geçtim bunlarla. Çak ulan çak. Oh! Oh beter ol beter. Al şunu al da al içeri git hadi yürü. Çabuk ol. Yürü yürü. Bekle papa, geldi ben Türkiye. Bulacak fininizi, Wunderbar. Geldik gecesi evliliklerini bozsun. Bizi kırmayıp meyhaneye geldiklerine dua etmek lazım. Ben şimdi onun moralini yerine getiririm ha. Sultan! Kızım! Bak anam mutlu ol mutlu. Abu Ferhat'la evlenmekten son anda yırttın valla. Bundan büyük mutluluk olur mu kız? Onu düşünüp oyna. Oyna anam. Ha. Yeter ya! Tükürüm böyle şeyin içine bırakıyorum arkadaş ben. Ferhat ne yapıyorsun abicim delirdin mi? Patron kovardesi şipşak ya. Ferhat saçmalama be. Al şu kemanı eline. Ha? Hiç kimse kusura bakmasın hala. İçim kan ağlarken çıkıp da müşteriyi eğlendiremem ben. Buraya kadar. Kendinize yeni bir şarkıcı bulun. Aa. Hazır elinizdeymişken bir tane de dansöz bulun. Ben de çıkmayacağım bundan sonra ya. Çıkmıyorum. Çekil. Aa, bittik biz. Ferhat'la sultan olmadan ne yaparız? Yandık. Buyurun hanımefendi. Size nasıl yardımcı olabilirim? İh aramak papa. Mein papa. Siz iyi yardım yapmak her dedektif. Papa mı? Papa Vatikan'da hanımefendi. Yanlış yerde arıyorsunuz papayı. Nein, papa. Papa, papa. Siz Türkler nasıl diyor? Baba. Ha anladım. Siz babanızı arıyorsunuz. Ya, iyi papa. İşte ya resim. Bir tek bu resim var papa için. Bir tek bu resim mi var? 20 milyonluk İstanbul'da babanızı nasıl bulacağız bir resim? Mein Papa, adı etim gözü büyük. Buyurun, bu ilk ödeme 2000 avro. Siz bul papa, 2000 avro yine verecek. Siz hiç merak etmeyin hanımefendi. Babanızı elimle koymuş gibi bulacağım ben. Gel, gel, gel. Çiçeğe gel, çiçeğe. Oh. Ne biçim bağırıyorsun? Azıcık düzgün bağır da müşteriler gelsin. O ne ulan öyle çiçeğe çiçeğe tamam, diye. Tamam. Çiçek. Çiçek. Çiçeğe gel çiçeğe de. Çiçekçi. Ulan nasıl bağırmak çiçek. Öyle? Sesin çıksın azıcık sesin. Bağırıyorum zaten abla ya. Bundan daha fazla sesim çıkmadı abla ya. Allah seni kahretmesin. Al. Ne vuruyorsun abla ya? Al. Hani daha fazla sesin çıkmıyor da? Nasıl çıkıyor şimdi sesin? Bağır şimdi. Bağır.
bak. Çiçek! Ha? Çiçek! Aa, bak şimdi aa, bir elin alın. Bak. Ha, bak, bak. Aferin oğlum. Ha, geliyor. Ha, gel. Ha, gel, gel. Çiçek gel, abi. Çiçeğe gel abim, gel. Al. İyi günler. Yok, sağ olun. Ben birini soracaktım. Bu mahallede oturuyor. Bu adamı tanıyor musun? Adı Ethem Gözübüyük. Aa, tabii tane. Tanımıyoruz. Yok. Tanımıyor muyuz abla? Tanımıyoruz abicim. Nereden tanıyacağız anamız bunu? Arkadaş tanıyor gibiydi. Yok. O herhalde anam başka bir adama benzetti. Ver bakayım. Gerçi bu resimdeki adamın da adama benzeyen bir tarafı yok ama nasıl benzettiyse bunu. Ya nasıl benzettiysem artık. Nasıl benzettinse. Hadi abicim size iyi günler anam. Hadi güle güle, güle güle. Güle güle. Abla, niye tüm tanımazlıktan geldik ya? Allah'ın düz beyinlisi, profesyonel sazan. Adamın belindeki tabancayı görmedin mi? Gördüm abla. Hem tabancayı gördüm, hem de hala Ethem'i tanıyorum diyorsun. Verisi akıl. Adam Ethem'i öldürecek, anla bunu. Allah Allah, niye öldürsün ki abla? Selim, eskiden senin mercime kadar da olsa bir beynin olduğunu düşünürdüm. Anam görüyorum şimdi maalesef o da uçmuş gitmiş. Dün sen kendin demedin mi? Mikrop Niyazi kahvede Ethem'i tehdit etmiş. Peşine mafyayı takıp onu öldüreceğim demiş. Demedin mi be? Dedim abla. O Mikrop Niyazi'nin mafyası bu mafya işte. Ethem'i arıyor adam, anlasana kuş kafalı. Aa tabii ya, şimdi jeton düştü. Ah. Çok şükür Allah'ım. Düşecek bir jeton varmış ki düşmüş. Neyse, beni lafa tutma da koşup Ethem'e haber vereyim. Kaç sıranım canını doğru kurtarsın yazık. Abla dur, ben de geleyim dur. Geldim, geldim. Ethem, he? Gel anam, gel, gel, gel. He? Ethem, Allah sana rahmet eylesin. Eyvah. Anam. Nur içinde yat, toprağın bol, üstün yeşil olsun. Ne oluyor be? Bitti sen Ethem abi, öldün artık, öldün. Yapma ya. Vuracaklar Ethem'im seni. Nanem, dur dünya gözüyle sana son bir defa bakayım. Aman be, ne çirkin adammışsın. Vuracaklar seni diye boşa üzülmüşüm. Ya ne diyorsun sen pembe? Ne vurmasın, ne ülmesi? Anam, senin gibi bir kalın kafalıya laf anlatana kadar iş işten geçer. Mutfak nerede? Ben gideyim de elva pişirip geleyim. Ya elva nereden çıktı? Ne elvası? Üş. Anam öleceksin ya, senin elvanı. Kim öldürecek beni pembe? Şunu baştan anlatsana. Mikrop Niyazi var ya, onun mafyası seni vuracak hayırlısıyla. Ellerinde senin resmin, mahallede herkese soruyorlar Ethem abi. Yapmayın ya. Eyvah, şimdi hayvan yedik. Bir evin yerini dese kurşun kumbarasına çevirirler seni. Vallahi çevirirler be canım benim. Doğru dersin. Ben kaçayım elimizin. Kaç anam sen kaç. Biz buradaki değerli eşyaları toplarız canım. Hadi bakalım. Hadi çıkın. Aman be dur. Çıkma. Dur daha be. Daha ölmeden benim mirasımı paylaşmaya kalktınız. Dur, yürü. Dur. Hadi Naş. Naş. Of. Ah ya. Ethem kendini içkiye verdi. Abi torunum, sen bu hallere düşecek çocuk muydun? Çekil şöyle. Ferhat koçum, ne yapıyorsun ya? İçiyorum abi. Bırak artık Ferhat, nereye kadar içeceksin oğlum? Kış şişesinde balık oluncaya kadar içeceğim abi. Bana bu yapılır mı Beter abi ya? He? Tam sultana kavuştum dedim, gene elimden aldılar be. Sen hiç meraklanma koçum. Benim de adım Beter Ali ise ikinizi mutlaka evlendiririm. Tabii canım. Biz öldük mü? Siz kavuşun diye gerekirse kahveyi satarım. Toparlan artık be Ferhat. Yok abi. Benim sultanla kavuşacağımıza hiç ümidim yoktur artık. Sultan bitti gitti abi. Ben de gideceğim buralardan. Saçmalama be torunum. Bizi bırakıp nerelere gidersin? Sultanı görmeyeceğim yere nene. Ya olmaz abi ya. Hiçbir yere bırakmayız seni. Aferin Aliş. Bırakmayız tabii ya. Gitmem lazım abi. Ya gideceğim ya da canıma kıyacağım. Başka seçenek bırakmadılar bana. Aman Allah korusun be, tahtaya vur. O nasıl laf öyle be? Nereden çıkardın canına kıymayı be Ferhat? Aklın karışık senin Ferhatçığım. Toparlan azıcık.
Sonra gene konuşuruz seninle. Biz meyhaneye çalmaya gideriz Ferhat. Sen gelmezsin herhalde, öyle mi? Sıkmayın çocuğu. Ben gelip onun yerine şarkı söylerim. O biraz kafasını dinlesin. Hadi kalk kalk. Kalk. Allah'ım sen bu torunuma yardım et ya Rabbim. Yanın kızım beni. Meyhaneye gideceğiz. Hadi gelecek misin sen de? Kız ben sana ne dedim? Artık onu meyhaneye adımı mı bile atmam demedi mi? Bana bak. Rahat bırakın torunumu. Basın gidin hadi. Hadi basın. Aman bey. Baba. Ay. Seni rica ediyorum şu kızı fıştıklama. Sultan kalk kızım. Gidelim. Anam sen gelmese meyhanede kim dans edecek? Beni hiç ilgilendirmez. Bir dansöz elbisesi sen giy. Bir elbise de Selim dayın giysin. Karşılıklı kıvırtıp durun. Hayda. Hadi hadi ikilin. İkilin de sıtraşınızı görelim hadi. Ha, kış kış. Pişt. Hadi anam gidelim. Giderken de dansöz Aysel gacısını alalım da patrondan fırça yemeyelim. Tamam. Önüne abi. Bak. Ayman. Yürü anam sen. Ha canım benim. Ha canım canım. Şukar gel mange kako, yanda gel mange kako kako, canda gel mange kako. Moka kabilo bir ameste, moka kabilo bir ameste, me kurbay tecavleske, me haray tecavleske. Uçti gel mange kako kako, yandan gel mange kako, sugar gel mange kako kako, yandan gel mange kako. Gel mange kako kako, sugar gel mange kako, yandan gel mange kako kako, candan gel mange kako. Ferhat nerede Rıza? Şey, azıcık hastalandı patron, o yüzden gelemedi şipşak. Yaz günü hastalandı öyle mi? Evet, yaz diye ıslak saçla dolaşmış bu, tabii üşütüp grip olmuş. Yok öyle. Peki Sultan nerede canım? Şey Sultan Dur. Ben bir tane yürüteyim. Sakın o da Ferhat'tan grip kapıp hastalanmış olmasın. İkisi de şu anda yorgan döşek uyuyor. Değil mi? Aa nereden bildiniz patron? Valla tam da dediğimiz gibi oldu. İkisi de yorgan döşek uyuyorlar. Yok ya. Sen beni salak mı zannettin be? Yer miyim ben bu yalanları? Tabii canım yer misiniz? Yemezsiniz. Bana bak Rıza. Müşteri buraya Ferhat'ı dinlemeye, Sultan'ı izlemeye geliyor. Beter haliye değil. En kısa zamanda ikisini de burada görmek istiyorum. Yoksa hepinizi işten kovarım. Kovarım. Tamam patron. Tamam patron. Bittik biz, bittik. Anam, kayıt dışı bir sipali. Kimse gülmeden şunu cebe indire kandiye edeyim. Tut anam şunu sen. Ben neyin üstüne oturdum? Kız oynak bu ne? Kına. Kına mı? Kız altıma niye koydun kınayı? Bir tarafına yakarsın diyeceğim. Sultan'dan Ferhat'ı ayırıp Ferhat'ı alkolik yaptı ya. Artık keyfinde kına yakarsın diye düşündük be bebe. Gerçi yakmana gerek kalmadı. Oturunca yakmış oldu zaten. Anam, kına öyle yakılmaz, akına böyle yakılır ha.
Udumu ver. Ferhat, kendini içkiye vermişsin diye duydum. Yakışıyor mu hiç sana be? Yakışmıyor Şahin'im. Biliyorum. Ama ancak içince dertlerimi unutabiliyorum. Aynı dertten ben de muzdaripim. Ben niye içmem? Ben artık kavuşabileceğimize inanmıyorum Şahin'im. Bütün ümidimi kaybettim. Biz böyle mi konuştuk seninle be Ferhat? Ya anam ufak bir zorluk çıkardı diye hemen birbirimizden vaz mı geçeceğiz yani? Ufak bir zorluk mu? Ya Sultan ne diyorsun sen ya? Anan gelip seni gerdekten aldı ya. Ufak bir zorluk mu ya? Akıllı ol azıcık be Ferhat. Bize yakışan kendimizi koyuvermek değil. Anamı alt edip evlenmek ya. Evlensek ne olacak ki? Boy boy çocuklarımız olsa bile anan gene gelip evi basacak. Seni kolundan tutup götürecek. Ne anladım ben bu evlilikten ya? Ya Ferhat sen iyice umudunu kaybetmişsin ha. İnsan umudunu kaybederse yaşayamaz ya. Bırak Sultan Allah aşkına ya. Yaşıyoruz da ne oluyor sanki? Ben sana ne söyleyeceğimi çok iyi bilirdim Ferhat ama dua et eve gitmem lazım. Anam yokluğumu fark edip kızmadan evde olayım. Tamam mı canım? Hadi. Ah Sultan be. Kim o be? Kimdir o? Anam sen buralarda ne ararsın? Ne yaparsın pembe? Adımı söyleme sakın. Birisi duyacak. Mafya her tarafta beni arar bilmez misin? Tamam be tamam anladım. Ne istiyorsun? Ocacığına düştüm pembe. Eve gidersen mafya beni bulup öldürecek. Bir gece burada kalabilir miyim? Kal tabii anam. Çok sağ ol pembe. Bu iyiliğini hiç unutmayacağım. Parayı verirsen anam. Niye kalmayasın? Parasını mı? Ne parası pembe? Kalmak için paramı vereceğim yani. Anam para dediysek yanlış anlama. Öyle deve yükünle bir şey alacak değiliz senden. Altı üstü gecesi 500 YTL. Oo, 500 YTL mi? Yani 250 euro öyle mi? Çok para istersin be pembe. Anam sen bilirsin o zaman. 250 euro senin canından kıymetliyse güle güle Edemciğim. Güle güle tamam, Edem. Tamam. Sus bağırma. Duyacaklar kabul. Yalnız parayı girişte alıyoruz anam. Para peşindir. Dur. Al pembe. Ver anam ver. Hadi geç anam. Geç. Hadi. Geç. 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 Gebermeyesi için. Geç. 50, 100, 150. Nihayet elime düştün etim. Şimdi ben seni soyup soğana çevirmez miyim ayılı Seylan? Küçük Mustafa okul çağına gelince önce mahalle mektebine yazıldı. Kısa bir süre sonra onun üstün zekası hocalarının dikkatini çekmeye başladı. Ne oldu Melekşe? Sancı mı var? Ağrı falan yok değil mi? Yok yok iyiyim ben. Öyle bir dinleneyim diye uzandım. Melekşe, azıcık karnını dinleyeyim mi? Bakayım tekme atacak mı bizim sıpa? Ya Muharrem, bu çocuk bugün yarın doğacak. Biz hala bir isim bulamadık be. Ah şimdiden bulun ismini evladım. Bebek doğunca daha kötü olur. Herkes gelip benim ismimi koyun der. Zor durumda kalırsınız. Ya. Bulmaya gerek yok kısmet ana. Aa, abuksunu konuşma be Muharrem. Nasıl bulmaya gerek yok? Ya bizim çocuğumuz isimsiz mi olacak? Ya millet köpeğine bile isim koyar. Biz hala bulamadık be. Ya Berekşe bir dur lafımı bitireyim be. Gerek yok çünkü ben ismi buldum. Aa öyle mi? Buldum hakikaten be. Aferin. Görür müsün ala ismi bulmuş Muharrem. Herhalde bulduk yani. Ay ne koyacağız çocuğumuzun ismini? Babamın ismini koyacağız. Babanın ismi ne demişti? Abdülmuttalip. Acaba mafya hala beni arar mı? Şşt, tut şunu. Tamam. Ses etmeyin ha. Bak şimdi. Aha bulduk seni. Kıpraşma vururum ha. Mafyayım ben. Vurma abi vurma. Kurban olayım vurma. Ne istersen yaparım. Pembe. La seni yapmasın bilmem ki korkak tavuk. Şaka yaptık be ama korkaksın ha. Bir daha
daha da bana böyle şakalar yapma. Yüreğime indirecektim az kalsın. Aman şaka yaptım be. Otur hadi şuraya otur. Oh, getir kızım çekirdekleri. Tamam anne. Al canım benim çekirdek çıtla. Bir dakika. Çekirdek de parayla değil mi pembe? Ayıp ettin Ethem'im, ne parası? Beliştir anam, müessesenin ikramı. İyi, ver o zaman. Allah'ın cimrisi. Beliş mezar bulsan içine girersin sen. Para kolay kazanılmıyor pembe. Ben 3 kuruş kazanmak için Doçlar'da senelerimi harcadım. Haklısın anam vallahi. Para kolay kazanılmıyor. Ama kolay para kazanmanın yolunu buldum anam bu gece. Bu çekirdek de amma tuzluymuş be pembe. Hemen susattı beni. Susatır anam. Dur sen şimdi. Fatoş! Su getir anam. Geldi Pembe abla. Gel, gel. Ha, ver. Doldur da ver Ethem abine. Buyur Ethem abi. Ha, Ethem. Bardağı 20 milyondur anam. Ona göre iç. Ne? 20 milyon mu? Ya, 20 milyon. Ama senin hesabınla anam 10 euro oluyor bardağı. Sen delirdin mi be pembe? Bir bardak su 10 euro olur mu? Bakkalda 1 milyon. Anam o zaman git bakkalda iç. Herhalde gidip bakkaldan içeceğim. Bir bardağa 20 milyon bayılacak kadar keriz değilim be. Al kızım elinden bardağı. Yalnız şunu hatırlatmama izin ver. Sokakta mafya seni arıyor fıldır fıldır. 10 euroydu değil mi? Hadi be canım be. 10 euro. Pembeciğim. 2 bardak rica edeceğim. Ha bir. Şu birdir. 2. Bu yedim abi. Günaydın aşkım. Günaydın sevgilim. Bak sana ne göstereceğim. Tata. Onlar ne Pelin? Nikah davetiyelerimiz aşkım. Çok şirinler değil mi? Ne oldu Tanku? Sevinmedin sanki. Ben de seninle bu nikah işini konuşmak istiyordum Pelin. Nesini konuşacağız nikahın? Yani şey, biraz acele mi ediyoruz yoksa? Acele mi ediyoruz? Sen ne diyorsun Tankıt ya? Karnım burnumda benim, hamileyim. Bugün yarın doğuracağım. Sen hala acele mi ediyoruz diyorsun? Ya canım, doğurman için illa evlenmemiz mi gerekiyor? Şaka mı yapıyorsun Tankut ya? Benim ailem doğulu. Böyle şeyler çok ters onlara. Hamile kaldığımı ve evlenmeyeceğimi duyarlarsa kurşuna dizerler. Beni de, seni de. Abartma canım. Bu devirde kaldı mı böyle şeyler ya? Bir gün şu bilgisayar oyunundan başını kaldırıp gazete okusan kalıp kalmadığını görürsün canım. Hem ben evleneceğimize aileme haber verdim. Seninle tanışmak için İstanbul'a geliyorlar. Pelin'cim bak. Seni üzmeden bu işi halletmek istiyorum ama anlamıyorsun. Bu iş olmayacak. Olmayacak mı? Niye? Çünkü ben başkasını seviyorum. He? Başkasını mı seviyorsun? İnanmıyorum sana. Hamileyim ben. Ne yapayım kızım? Bana mı sordun hamile kalırken? He? Allah kahretsin seni. Pislik. Ne yapıyorsun ya? Allah kahretsin. Guten Tag pembeciğim. Guten Tag canım. Kahvaltı fiyata dahil diye konuşmuştuk ha, unutma. Gel la şöyle bakayım, gel gel. Kaçıl anam, kaçıl kaçıl kaçıl. Aman. Bu ne koku geliyor anam senden böyle? Ne kokusu? Ay anam bir de ne kokusu var diyor. Tuzlanmış teke gibi kokuyorsun anam. Git kendini evden temiz çamaşır getir, yoksa bir dakika bile tutmam seni bu evde. Ya dur pembe, nereye yollarsın beni? Mafya sokakta beni arar. Bulursa öldürecekler beni. Anam. Burada kalırsan. Kokudan biz öyle çiz burada. Çık dışarı, çık. Çok fena terlemişsin, kokuyorsun ha, dışarı. Duydun ablamı. Çık dışarı kardeşim. Tamam tamam, kabul, kokarım. Sizde temiz çamaşır var mı pembe, parasıyla? Para mı dedin anam? Madem parasıyla. Tamam o zaman. Yalnız ufak bir problem var pembe. Bende hiç para kalmamış. Nereden bulacağım şimdi parayı? Ben parayı bulacağın adresi sana söyleyeceğim. Zelim, getir onu yanıma. Dön arkanı bana doğru. Dön. Dön.
Şimdi eğil hanım başta. İf, if. Doğru eve. Parayı almadan gelme Naş. Ferhat! Duymuyor abi, ruh gibi olmuş bu ya. Şuraya bak ya. Pembe ablanın yaptıklarından sonra şansumanı iyice dağıttı ya. Yazık, deli divaneye döndü çocuk. Ferhat! Ferhat! Duymuyor ya. Bak ya, gidelim. Yürü yürü. Pislik herif. Ben senin çocuğunu taşıyorum. Sen nasıl başkasını seviyorsun? Papa burada oturuyor. Vallahi Helga Hanım, resmi evraklara göre burada oturuyor. Ama resmi kime göstersem bilmiyoruz, tanımıyoruz diyor. Benim de aklım karıştı. Küçük bir dakika bakar mısın? Buyur abi. Bu adamı tanıyor musun? Aa, Ethem amca bu. Şahın tanedi. Turist mi bu ama? Bırak ablayı şimdi. Ethem nerede oturuyor biliyor musun? Önde duruyorsunuz abi zaten ya. Hemen şu apartmanın birinci katı. Sağ ol küçük. Bulduk izini Helga Hanım, gidelim hadi. Ya mafya evin yerini öğrenmişse? Ya şimdi eve gelecekleri tutarsa? Amanım, tahtaya vur Ethem, tahtaya, tahtaya. Aman Allah, bulmuşlar izimi, öldürecekler beni. Bir şey yapmam lazım. Çok garip. İçeriden sesler geliyor ama kimse kapıyı açmıyor. Açın kapıyı Ethem Bey. Papa. Çok önemli. Ecem abi balkonda iniyor minnet. Ecem abi balkonda iniyor, koşun. Balkondan mı iniyor dedi? Ya ya. Kaçıyor galiba, koş, yakalayalım, koş. Ya Ecem abi ne yapıyorsun ya? Aa, bir adamla bir kadın seni arıyordu. Sus, yavaş bağırma, duyacaklar, sus. Papa kaçma. Ethem Bey, Ethem Bey, kaçmayın, durun. Tamam. Allah'ım ben ne yaptım? Öldürdüm mü yoksa adamı? Allah'ım ne olur ölmesin. Ay, ne oluyor ya? Neredeyim ben? Bir kaza geçirdiniz beyefendi. Sıkın dişinizi, sizi hastaneye götüreceğim. Kaza mı? Allah Allah, hiç hatırlamıyorum iyi mi? Ailenizi aramamı ister misiniz? Kazaya haber vereyim. Hastaneye gelsinler isterseniz. Ailem mi? Benim ailem var mı? Hatırlamıyor musunuz? Çok garip. Hatırlamıyorum. Adınızı hatırlıyor musunuz? Yok. Hatırlamıyorum. Kimim ben? Eyvah. Adam hafızasını kaybetmiş. Başımdaki bela yetmiyormuş gibi bir de bu çıktı. Alo buyurun. Pelin kızım ben. Ben. Baban. Baban. Biz ananla bugün yola çıkayım. İstanbul'a geleyim. Tankut oğlumuz nasıl? İyi mi? İyi iyi. Ya anan damadıyla tanışmak için can atayım. Ya Tankut da sizinle tanışmak için can atıyor baba. Ya tamam kızım ya. Hadi bak İstanbul'da görüşürüz artık. Görüşürüz baba. Eyvah. Ben ne yapacağım şimdi? Yarın babamlar geliyor. Tankut'un beni terk ettiğini nasıl söylerim onlara? Hem de karnım burnumdayken. Beni öldürecekler. Ah Tankut, ah! Nasıl yaptım ben bunu ya? Ah Tankut. Tankut? Tabii ya. Neden olmasın? Hafızasını da kaybetmiş. Hay aklında bin yaşa be kızım. Bu tarafa gitti. Dur! Dur, kaçma, dur! Ne oluyor ya? Nereye koşuyor ya? Aa, ne oluyor ya? Dur! Dur, dur! Kaçma! Dur! Bu adam mafya, mikroplu yazdığın adamı. Resen öldürecek Ethem abi. Öldürecek tabii, tabancası var. Ne diyorsunuz ya? Koşun, kurtaralım. Koşun, hadi! Koşun. Koşun.
sokak. Geliyorlar. Ne olur yapmayın. Kurban olayım, yapmayın. Ne olur yapmayın. Öldürmeyin beni. Öldürmek mi? Ne diyorsunuz siz Ethem Bey? Çekil! Durun! Sakın Ethem'i ateş etmeye kalkmayın. Bu mahallede sağ çıkamazsınız kardeşim. Çirkin yeriz vallahi. Yanlış anlayın. Yaşatmayız. Ne? Ateş etmek mi? Öldürmek mi? Ne diyor siz? Nein. İnsan hiç babasını öldürür mü? Baba mı? Baba dedi valla. Ne diyorsunuz siz hanımefendi? Ne papası? Ben sizin kızınız baba. Baba mı? Yanlışınız var hanımefendi. Siz benim kızım olsanız ben bunu bilmez miyim? Ben sizi bulmak için ta Deutschland'dan geliyor papa. Dedektif tuttu sizi bulmak için. Allah Allah. Ben Ulrike'nin kızı Helga. Siz hatırlıyor Ulrike Deutschland'da? Hemşire Ulrike mi? Nein papa. Veteriner Ulrike mi? Nein papa. Ostes Ulrike mi? Nein papa, nein. Yuh be kardeşim. Herif Almanya'daki bütün ülkeleri elden geçirmiş galiba. Ben seni fabrikadaki mühendis Ulrike'nin kızıyım. Sen onunla flört, sonra ben doğmuş. Şimdi sen benim kızım mısın gerçekten? Ya papa, ben senin kızın. Yıllar sonra buldu seni. Canım kızım benim. Niye anam bir kızımız olduğunu söylemedi bana? Mama izini bulamamış. Taşımışsın papa. Mafya sandık, kızı çıktı galiba. Evlat ne güzel şeymiş be. Yakında sen de baba olacaksın Muharrem abi. Sen de böyle sulu göz olacaksın, haberin olsun. Çok mutlu ben. Dur kızım. Şöyle bir doya doya bakayım sana. Artık doya doya göreceksin beni papa. Çünkü seninle yaşamaya geldim ben. Canım evladım benim. Muharrem, Muharrem. Enişte. Muharrem. Enişte. Berekşe ayrola bir şey mi oldu? Muharrem, Ferhat yok ortalıklarda, kayıp. Kayıp mı? Güldürmeyin beni kardeşim. Koskoca adam kaybolur mu ya? Bir yerlere takılmıştır. Aradınız mı cepten? Hem de kaç defa ararız. Biz sabahtan beri aradık. Kapalı cebi. Allah Allah. Bugün kahveye de hiç gelmedi. Sen gördün mü beter? Yok, ben de görmedim. Alişi gönderdik çarşıya. Bir gören olmuş mu? Sorup soruştursun diye ama haber yok. Ay ben çok heyecanlanırım, çok endişelenirim Muharrem. Oğlan canına kıymaktan bahsederdi ya. Sakın bir delilik yapmış olmasın. Ay. Allah korusun Allah. Aman Allah korusun Melekşem, orası laf. Ama ne bileyim ben, insanın aklına bir türlü şey gelir ya. Ya hala hala. Ya çarşıda herkese sordum ama bir gören olmamış ya. Eyvah. Allah Allah, nereye gider bu ya? Ne oldu ya, kötü bir şey mi oldu? Ferhat yok ortalarda Rıza. Bugün Ferhat'ı gördünüz mü hiç? Sabah gördük biz Ferhat'ı. Gördünüz mü? Nerede gördünüz be? Sahilde gördük abi. Her zaman Sultan'la birlikte dolaştıkları yerde böyle Mecnun gibi dolaşıyordu. Bağırdık bağırdık da duymadı abi. Ruh gibi dolaşıyordu valla. Yürüyün sahile bakalım, belki hala oradadır ya. Hadi. Hadi. Bebeğe dikkat edelim. Dur. Yok durun ya. Burası abi. Gelin. Buralarda olması lazım. Gel. Buralar dedi ya. Allah Allah. Abi burada görmüştük tam işte. Yok hiçbir yerde. Allah Allah, nereye gider bu çocuk be? Yer yarıldı da içine girmedi ya bu çocuk. Kardeşim. Bu ne ya? Ayakkabı abi. Abimin ayakkabısı bu be. Bir tanesi de burada. Allah Allah. Ya Ferhat'ın ayakkabılarının ne işi var burada be? Ayakkabılarını çıkarmış. Niye çıkarsın ki? Muharrem. Yoksa bu olan ayakkabılarını çıkarıp kendini denize mi attı be? Ay ne diyorsun lan sen ya? Yani abi kendini intihar mı etti? Canına mı gelişim alıyor? Ya durun bir sakin olun. Ya durun be. Bir durun ya. Toparlayın kendinizi. Böyle koyvermeyin. Allah Allah. Ha şöyle. Ya ne yapıyorsun? Sakin olun ya. Ya durun bir dakika ya. Berekşe, sakin ol lütfen. Kaldır çabuk. Önce şu
eski kimlikten bir kurtulalım. Güle güle Ferhat Şentürk. Neredeyim ben ya? Oh be! Nihayet kendine gelebildin. Sana bir şey olacak diye çok korktum Tankut. Tankut mu? Tankut kim? Sen. Ben mi? Benim adım Tankut mu? Hadi canım, adını hatırlamadığını söyleme şimdi, çok gülerim. Alt tarafa kafanı kapıya çarptın. Kapıya mı çarptın? Evet, kapıya çarptın sevgilim. Sevgilim mi? Bir dakika. Biz seninle sevgili miydik yani? Sen şimdi beni hatırlamadığını da söylersen çok gülerim valla. Hatırlamam mı lazım? Hatırlaman lazım tabii. İnsan hiç doğacak çocuğunun annesini hatırlamaz mı? Tankutcuğum. Ya yok, inanmıyorum. Ya bizim bir de çocuğumuz mu olacak ya? Aynen öyle Tankut. Bir çocuğumuz olacak. Hatta çocuğumuz olacak diye evlenmeye karar verdik. Unuttun mu? Evleniyoruz. Yok. Ne diyorsun sen ya? Şaka yapıyorsun sen değil mi? He? Bir dakika. Nikah davetiyelerim. Üzerinde isimlerimiz yazıyor Tankut'cum. Ayda, hakikaten de isimlerimiz yazıyor ya. Ya iyi de ben niye hiçbir şey hatırlamıyorum? Aman abartma Tankut'cum. Alt tarafa kafanı kapıya çarptın. Hatırlarsın. Yok, hatırlamıyorum ya. Ya Menekşe bir dakika ya. Ya durun, yapmayın arkadaşlar. Durun, sakin olun, ifade yaratmayın ya. Çekil Hürmet'e. Gencecik delikanlı gitti pembenin yüzünden. Bunun hesabını soracağız. Ya. Ay! Allah Menekşe. Kahretmesin. Haşlayacağım. Perumanlar. Ne istersiniz benim evimin canlarından? Ev pahalısından yansın nasıl cam yaptırdım hepsini kırdınız. Pembe, sen de yangına körükle gitme. Kız cehennemde var. Abla, abla uyma şunlara ya. Abla. Abla. Sen ne dersin be Fatoş? Ne demek abimi katili? Ne diyorsun sen be? Ferhat öldü Sultan. Öldü ya. Öldü. Ne? Öldü mü? Kız inanma şunlara. Kızır atıyorlar. İnanma bu çingenelere. Al Pembe. Bunlar Ferhat'ın ayakkabıları. Sahilde bulduk. Kendini denizden atıp intihar etmiş abim. Hepsi senin yüzünden. Ferhat. Sultan ne oldu Sultan'a? Sultan. Ana bir şey Sultan. Yardım edin. Allah Allah, çok enteresan ya. Ya hatırlamaya çalışıyorum ama bir türlü seni hatırlayamıyorum ya. Aman Tankut, hatırlamaya çalışarak boşu boşuna yorma şimdi kendini. Ya bir şey soracağım, biz nasıl tanıştık? Kazayla. Ne? Kazayla mı? Yani kazara tanıştık demek istedim. Bir arkadaş toplantısında sen beni görür görmez çarpıldın Tankut'cum. Çarpıldım. Yapma ya. Sana mı çarpıldım hem de? Evet bana. Ben? Evet sen. Hayret. Nasıl çarpıldım? Yani biz tanıştığımızda ben katarak falan mıydım? Görmüyor muydum? Aşk olsun Tankut. Kırıyorsun. Sen böyle değildin. Çok kibar bir insandın. Ben kibardım. Allah Allah. Allah'ım ne olur. Bu kara oğlan ölmemiş olsun. Bir yerden çıkıp gelsin. Söz verdim. Vallahi sultan evlendireceğim onunla. İnşallah. Beklediğimiz fakslar geldi komiserim. Bir iz var mı Ferhat'tan komiserim? Durun bakalım. Maalesef arkadaşlar. Hiçbir iz yok Ferhat'tan. Ne hastanelerde ne karakollarda Ferhat Şentürk diye bir kayda rastlanmamış. Gitti gümbür gümbür oğlan gitti. Gitti daha gibi bir dakika. Durun. Hemen umutsuzluğa kapılmayın arkadaşlar. Ne demişler? Gün doğmadan neler doğar. Biz araştırmamıza devam edeceğiz. Siz de çevrenizde sorun soruşturun. Araştırıp beklemekten başka yapacak bir şeyimiz yok. Ay, ne yapacağız biz şimdi? Sultan. Bak Tankut. Birazdan babamlar gelecek. Sakın bir pot kırayım deme. Unutma. Sen nazik, kibar, beyefendi bir adamsın. Konuşmana dikkat edeceksin. Ederiz anasını satayım. Anasını mı satayım?
Tankut lütfen kendine gel artık. Sen böyle bir kaba insan değildin. Ne oluyor sana anlamıyorum. Tamam bir tanem, tamam tamam. Ha şöyle eskisi gibi ol. Arkadaş ben de eskiden ne kakırıkmışım ya. Geldiler. Gel karşılamaya gel. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz baba. Anne. Hoş geldiniz. Abo. Kızım bu ne? Sen hamile misin? Şey... Evlenmeden nasıl hamile kalırsın kız? Baba. Baba lütfen baba. Yok vurma abi. Baba. Sen benim kızımı koyma nikahsız nasıl girersin? Vurayım mı Allah seni? Baba vurma abi vurma. Baba dur. Nikahsız olur mu? Aha olmuş işte. Biz imam nikah yapmıştık aramızda. Şimdi resmi nikah yapıyoruz. He öyle desene kızım. Demek imam nikahlıydın. Oh, az daha Allah'ım damadı vuruyordum ya. Oh. Korkma damat bu kadar ya. Tabii canım. Korkacak ne var? Altı üstü bir murta çekecektik o kadar değil mi yani? Maşallah aslan gibi evladım. Öp bakayım. Öpeyim. Tanıştığımıza çok memnun oldum. Hele gel damat. Şöyle bir oturalım bakalım. Buyurun. Buyur baba. Sen şimdi söyle bakayım sen. Ne işle meşgulsün? Ben mi? Ben Ne şey? Bir saniye. Pelin, sorması ayıp. Ben ne iş yapıyorum? Mühendissin. Mühendis. Babacığım, ben mühendismişim. Ne? Ne demek mühendismişim? La, sen ne iş yaptığını bilmem misin? Yok. Yok babacığım. Biliyor da şaka yapıyor. Bizim Tankut sağ olsun böyle şakacıdır. Ya sağ olayım, öyle şakacıymışım. Ben öyle diyorum. İyi bir çocuk ama azıcık aptal galiba. Aman aptal maptal. Kızımı mutlu etsin de başka bir şey istemem ben. Anneciğim sonra yine konuşursunuz. İsterseniz şu düğün alışverişini çıkalım. Doğru değilsin kızım. Hadi alışverişe. Hadi. Hadi. Hadi anneciğim. Hadi damat. Hadi. Buyur babacığım hadi buyur. Hadi yürüyün bakalım. Geç. Guten Tag papa. Guten Tag kızım. Neredeydin sen? Sabah koşusuna çıktı papa. Mahallede koştu. Olamaz. Bu kıyafetle mi? Ne var kıyafetimde papa? Kızım burası Almanya değil. Bu etekle koşulur mu hiç? Niye? Ne varmış etekte? Hoş görmezler seni kızım. Sevmezler. Sen öyle diyor papa ama kapıdaki arkadaşlar çok sevdi beni. Kapıdaki arkadaşlar mı? Kapıdaki arkadaşlar. Ah bunlar kim be? Hepsi benimle arkadaş olmak istedi papa. Çok iyi insanlar onlar. Ben şimdi onlara gösteririm arkadaşlar. Defolun gidin bakandalar. Hasan'ımın düğününü, Hasan'ımın düğününü yapacağım. Çok güzel şeyler abi. Haydi bir şey. Yavaş. Yavaş be kardeşim be. Ya olmaz ki canım. Azıcık bir kotla almak lazım. Kardeşim kusura be. Kusura bakma şimdi toplarız kardeşim. Ne yaptın ya? Her şeyi dağıttım be. Alsın. Ver, ver. Şunu da ver. Ferhat. Pardon. Ferhat, sen yaşıyorsun kardeşim. Ne oluyor ya? Sultan demişti. Ferhat'ın öldüğüne inanmıyorum demişti de kimse inanmamıştı ona. Demek ki içine doğmuş kızım. Yaşıyorsun kardeşim. Manyak mısın kardeşim ya? Ne oluyor ya? Allah Allah. Ne oluyor ya? Ne Ferhat'ı, ne diyeyim bu şaşkın? Beyefendi, Tankut'u birine benzettiniz herhalde. Hı. Tankut mu? Tankut kim? Aa, Tankut benim. Hadi canım, şaka mı bu? Komik ama. Tankut ha? Hiç gücüm yok da. Hadi ya. Beyefendi, siz kimden bahsediyorsunuz bilmiyoruz. Bu bey Tankut. Başkasıyla karıştırdınız herhalde. Lütfen bizi rahat bırakın. Gidelim Tankut'cum. Bir saniye Pelin'cim. Adam be. Yaşıyor. 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 Oyna, oyna. Çak. Yaşıyor millet! Hadi inin aşağı! Ferhat'ı gördüm, yaşıyor! Ya hissetme be! Ne? Ne? Dayı sen de nasıl doğru mu yaşıyor? Gördüm, yaşıyor bu dedi. Yaşıyormuş kızım. Yaşıyormuş kardeşim. Yaşıyormuş. 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 Yaşıyormuş.
gerek yok. Herkes anlatacak. Bir dakika. Müsaade edin. Şuraya çıkın. Bir saniye. Bir saniye. Hadi anlat. Anlatacağım. Tamam. Hadi. Nasıl gördün hanım? Çarşıda mı gördün? Ferhat'ı çarşıda gördüm. Çarpıştık. Çarpıştınız mı? Çarşıda. Nasıl çarpıştınız? Çarşıda gördün. Çarşıdan gördüm. Abi baktım elinde paketlerle karşıdan bir görüyor. Çarptım ben buraya. Dedim şu an baktım bizi Ferhat. Gördün mü sürprizleri seven Allah'ın işini? Hiç ummadığın anda anam koydu karşına işte sürpriz yaptı. Evet. İyi peki niye gelmedi Ferhat? Gelmedi çünkü beni hatırlamadı. Nasıl hatırlamadı seni? Ya beni geçti kendini bile hatırlamıyor abla. Allah Allah. Yeminle Tankut da bir isim takmış kendine. Yarım akıllı. Sakın Ferhat diye başkasına çarpmış olmayasın. Hayır, sen abla. Beklenirsen de valla beklenir. Abla. Yalan değil yeminle Ferhat'tı o. Suratın çamurla sıvasanız yine tanırım Ferhat'ı kardeşim ya. Ya tanır tanır da tanımadı. Ya biliyordum ya yaşadığını biliyordum. Yaşıyor. Hepimizi göze aydın. Aydın aydın. Ya peki şimdi ne yapacağız biz? Yaşadığını öğrendik ya buna da şükür. Elbet bulacağız izini. Beter aklım. Yaşadığını öğrendik. Vallahi yüreğimize bir soğuk su serpildi. Artık uyanık olacağız. Ferhat'ı bulmaya bakacağız. Vallahi. Ay canım aferin lan sana. Bulmuş. Alo Nuran. Kızım bana yardım et. Dinle şimdi. Bana sahte bir nikah memuru bulman lazım yarına kadar. Parası neyse vereceğiz. Sahte nikah kıyacak bana. Tamam çok konuşma. Anlatırım sonra. Ha, unutmadan bir de orkestra bulmam lazım. Kimi aramam lazım? Aa, versene numarayı. Alo buyurun. Organizatör Rıza'nın cebi. Her türlü düğün, nişan, sünnet, konser, kutlama organizasyonu itinayla yapılır Şipşak. İyi günler beyefendi. Yarın düğünümüz için bir orkestra lazım. Bir yardımcı olabilir misiniz acaba? Ayıp ettiniz hanımefendi. Emredin size dünyanın en büyük orkestrasını göndereyim Şipşak. Yok yok. Büyük orkestra istemem. O zaman ben size küçük bir orkestra göndereyim. Küçük de istemiyorum. O zaman ben size ortaya bir karışık yapayım. Merak etmeyin. Ben size normal bir orkestra getireceğim. Adresi alayım Şipşak. Evet yazıyorum. Sokak. Evet. Evet. İyi günler. Hey millet iş çıktı. Düğüne gidiyoruz düğüne. Allah! Gelsin süpaliler. Aliş koş alanlara Pembe teyzelere haber ver. Düğüne çalmaya gideceğiz. Hadi. Tamam enişte. Bir dakika ya. Düğüne gideriz de Ferhat yok. Solistsiz ne yapacağız biz? Allah Allah. Seninki de laf mı kardeşim? Biz öldük mü? Çıkar söyleriz aslanlar gibi. Helal olsun. Aslan mı? Koçumsun be koçum. Yaşa. Yani. Aman. Aşık oldum, aşık oldum. Bir romana aşık oldum. Aşık oldum, aşık oldum. Bir romana aşık oldum. Sorma bana kim diye. Sevdiğim kadın romancık. Sorma bana kim diye. Sevdiğim kadın romancık. Boyuna posuna kurbanım onun. Kaşına gözüne hayranım onun. Gülüşüne nazına hastayım onun. Boyuna posuna kurbanım onun. Sorma bana kim diye. Sevdiğim kadın romancık. Sorma bana kim diye. Sevdiğim kadın romancık. Beter! Beter! Gelin ve damat geliyor. Müzik mor! Müzik mor! Sevgili konuklarımız, şimdi de piste gelin ve damat geliyor. Gelin ve damada kocaman bir alkış! Evet, geliyorlar! Aa, Ferhat! 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 Kızım Ferhat geliyor! Ne oluyor? Ne oluyor hanımefendi? Al! Pelin, hanımefendi! Yapmayın ne olur ya. Allah Allah. Ne oluyor ya? Kim bizim Tankut'u gözlü Ferhat Nipoy'la sarılıyor? Ne biçim iş bu ya?
Hanımefendi, biriyle karıştırdınız herhalde. O Ferhat değil, o Tankut. Hanımefendi, Tankut'um ben. Lütfen bırakın beni. Ya ne diyorsun be? Ya sen beni tanımadın mı Ferhat? Sultan'ı ben, sevgili sultan. Ne? Sevgili mi? Vay! Bizim kızın üstüne gül koklarsın ha. Fırayım mı şimdi sana? Baba, ortada bir yanlış anlama var. Onlar Ferhat sanıyorlar. O aslında Tankut. Evet, ben Tankut'um. Ben Tankut'um. Oğlum ne ya? Sen Ferhat'sın be. Hafızayı sıfırlamış mı Pembe? Kafa 1500 olmuş. Bak kara çocuk, sen Cennet Mahallesi'nden Ferhat'sın oğlum, unuttun mu? Roman Mahallesi'nden Ferhat'sın. Çalgıcı Ferhat be, çalgıcı. Ne romanı Kemal ya? Kemal çalardın hani. Ne çalgısı abi, Tankut'um ben ya. Ne Cennet Mahallesi ya. Hanımefendi lütfen bırakın beni ya. Ben mühendis değil miyim Pelin? Tabii tabii, mühendissin. Bak. Roman, Roman canım. Mühendis, mühendis. Roman! Roman! Aman durun be, bir kavga etmeyin. Bence bir test yapalım. Roman mı mühendis mi olduğunu ortaya çıkarırız. Buyurun. Evet. Test mi? Hı-hı. Ne testi? Alın hanım sazları elinize. 1, 2, 3 başladı, geç. Ha bak, ha bak. Bak, bak. İşte hanım. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Anam işte giriyor havaya. Ay işte girdi. Oyna oyna. Allah. Aman. Aman. Stop stop. Stop dur oğlum dur. Stop stop. Ha, hatırlandın mı? Gördünüz mü hanım? Oğlan romandır ha. Oynak roman havasını duyunca kendini tutamadı, oynamaya başladı. Bu bizim Ferhat'tır, Ferhat. Ya kızım ne diyor bunlar? Tankut romandır diyorlar. Defola gidin. Bu Tankut. Sen beni Ferhat'ı bildin. Durun lütfen. Ya hanımefendi. Pardon Rıza ya. Ya Pembe abla, ya ne yapıyorsun ya? Ya Pembe abla, Sultan, anana bir şey söyle, vurdu bak. Sultan, oğlum sana Pembe abla dedi. Sultan, Pembe abla. Demek her şey numaraydı ha? Allah! Kız Pelin, demek bu Tankut değil ha? Kandırdın beni ha? Baba dur, açıklayabilirim her şeyi lütfen baba, lütfen. Neyi açıklayayım? Karnı burnunla nişanlı Tankut değilsen, herif Ferhat çıkayım. Sen ne dolapla çevirirsin? Anam adam bizi vuracak vallahi. Abi! Abi! Siz karışmayın bu işe. Tamam abi. Tamam abi, sus. Tam bu sumuzu 5 paralı geldi. Son duanı et dedim. Abi! Durun! Sen kimsin lan? Ben Tankut'um. Tankut. Tankut. Kalk Pembe abla, kalk. Allah. Pembe abla, kalk Pembe sana. Pembe kalktı. Sen de yoksa sahte Tankut mu sen? Hayır, ben gerçekten Kutum. Çok pişmanım Pelin. Lütfen beni affet. Aklım karışmıştı. Hala seni seviyorum. Ama sen demiştin ki. Sana söylediklerim hepsi bir hataydı Pelin. Şimdi başka bir şey söylemek istiyorum. Benimle evlenir misin? Evet. Aşkım. Bravo. Ne var? Sen Ferhat ölmesin, ortaya çıksın. Seni ona vereceğim dememiş miydin? Az dur, düğün de var. Hala sözünde durur musun? Veriyor musun Pembe Sultan'ı? Aman defolun gidin be kafamdan. Yapar mıyım öyle şey ben? Ya ne? Ben ya dur gibi ne dönersin be? Bıktık kız senden. Kız! Naştı tavana, o kardu kalana, naştı piri var, usta piri var, naştı tavana, o kardu kalana.